Hak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amazon ve Meta bilançolarını konuşacağım 3. çeyrek takvim yılına göre. Ama öncesinde bir ABD büyümesi ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararına dair çok hızlı iki tane şey paylaşıp bilançolarını aldığımız işte mega sermayeli teknoloji şirketleriyle ilgili olarak şimdiye kadar gördüğüm ortak noktaları bir anlatmak istiyorum. Şimdi hemen hızlıca bugünkü paylaşıma gidelim. Bugünkü günlük piyasa analizinde Tradeol sayfasında burada ABD büyümesi tarafına bir bakalım. Şurada şöyle şey yaptığım zaman büyümenin beklenti olan 4,5'un oldukça üzerinde 4,9 gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii bu büyüme verisi sonrası genel düşünce. Şuradan da açalım onu. Şöyle getirelim. Genel düşünce büyüme çok iyi geldi. Bu faiz artışları tarafında bir etki yaratır mı sorusunda yani mantık evet şeklinde yorumlamaya çeviriyor. Ancak önemli bir detay olarak fiyatlamalara baktığımda, faiz artış fiyatlamalarına baktığımda yıl sonuna kadar ki olasılık %20'nin altında arkadaşlar. Ve bu olasılık şöyle açayım. Yani %55'lerden hani şöyle yapınca daha iyi görünür. Ekim ayında işte Ekim ayı ortalarında %40'lardan hatta Eylül sonunda %50'nin üzerinden şu anda %20'nin aşağısına gelmiş durumda. Peki burada ne faktör olarak öne çıkıyor? Birincisi bu büyüme verisinin iyi geleceği çok net bir şekilde zaten biliniyordu. Tabii beklentiden bu kadar olumlu ayrışması beklenmiyordu ama gene de iyi bir veri geleceği düşünülüyordu. İkincisi kişisel tüketim tarafı beklentiye paralel bir şekilde açıklandı. Üçüncüsü fiyatlar tarafı, çekirdek fiyatlar tarafı enflasyonda beklentinin bir tık altında gerçekleşti. Tabii bu yapı bir de üzerine jeopolitik riskleri eklediğimizde faiz artışı noktasını gündemden düşürüyor. Dolayısıyla büyüme iyi geldi, Fed faiz arttıracak yorumu tek başına mantıklı gibi gelse de bütün diğer değişkenleri hesaplamaya kattığımız zaman yıl sonuna kadar bir faiz artışı olmayacağı ve benim düşüncem bu döngüde artık en son artışın Temmuz'da görüldüğü noktasını yavaş yavaş daha çok öne çıkartıyor arkadaşlar. Bir gidelim geçmiş dönemlerde ne olmuş? Hani büyüme 4,9 geldi ama daha önce bu hani şöyle gittiğimizde 2022'nin biz ilk çeyreğinin sonunda Mart ayında faiz artışlarına başladık. Ondan önce 2021'in son çeyreğinde tabii pandemiden çıkış işte tekrardan açılma işte revenge shopping vesaire bu tarz tanımlamalarla beraber %7'lik bir reel büyüme söz konusuydu. Gene kişisel harcamalar %4 bir şekilde gerçekleşmişti. Yani kişisel harcamalar %4, 3. çeyrek, 2021 son çeyreğinde gene %4. Biz ilk çeyrekte, 2022'nin ilk çeyreğinde faiz artışı sürecine başladığını biliyoruz Fed'in ama daha da önemlisi İlk çeyrekte jeopolitik risklerde çok ciddi bir artış olduğunu biliyoruz. Rusya-Ukrayna sürecinden dolayı. 2023'ün dördüncü çeyreğinde de jeopolitik riskler bu sefer Orta Doğu kaynaklı olarak artmış durumda. Şimdi 2022'nin ilk çeyreğinde ABD'deki büyüme rakamları eksiydi ve teknik resesyona girmişti. Gerçek bir resesyon değildi bu. O zaman 2023'ün dördüncü çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreğinde büyümelerde negatif yönlü bir sürpriz yapma
olasılığı da bu benzerlikler penceresinde yaşanılabilir bir nokta. Keza şuradan bir açalım. Keza kişisel tüketimin azalmaya başlayacağı ile ilgili olarak birkaç tane risk faktörü var. Üç tane risk faktörü sayayım. Bence en önemlisi öğrenci kredilerinin tekrardan ödenmeye başlanması olacak. Bu tabii Z ve Y jenerasyonlarını çok ciddi olarak etkiliyor. Mortgage oranlarının da çok ciddi yükselmesi o cüzdan payını diğer harcamalar tarafında azaltan bir durum. Diğer bir nokta, Kasım ortasından sonra gene bir hükümetin kapanma riski var. Yani sonunda Temsilciler Meclisi sözcüsünü seçti. Sözcü Trump yanlısı bir sözcü arkadaşlar. Trump'ın bu jeopolitik risklerin artmasıyla seçilme olasılığının arttığını belirtmiştim. Şu anda ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Trump'ın desteklediği bir kişi. O da Trump'ı destekliyor tabii doğal olarak. Ve ekstra o Biden yönetiminin istediği 106 milyar dolarlık savunma yardımı işte Ukrayna'ya 60 küsür işte İsrail'e 15'e yakın olması lazım Tayvan'a bir kısım vesaire. Bu noktalarda o Ukrayna parçasını ne kadar çok gerçekleştirmek isteyecekler bence ciddi bir soru işareti. Bu da tabii yani hükümetin bütçe tarafında, harcamalar tarafında anlaşmada zorlanan hükümetin tekrardan bir kapanma riskine o ne gündeme getirebilir? Bunu Ocak ortasına kadar ertelemek istiyorlar ama göreceğiz nasıl gerçekleşecek. Hane halkının tasarruf miktarları ciddi bir şekilde azalmış durumda. Yani iki tane konu var. Pandemi dönemindeki işte giren paraların ciddi oranında azalması. İkinci konu harcamaların daha çok kredi kartı ve borçlanma üzerinden yapılması. Bunları hesaba kattığımız zaman bu %4'lük büyüme daha ne kadar daha devam eder sorusuna tabii ki aşağı yönlü riskleri eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte ABD büyümesi iyiydi. Hatta biz bunu bilançolarda da görüyoruz zaten. Yani dijital reklam tarafı oldukça iyi geldi. Ama mesela Meta platformunda birazdan konuşacağız. Dördüncü çeyreğe dair işte Orta Doğu'daki gerginlik global ekonomiyle ilgili olarak belirsizliklerle nedeniyle hissetinde sert bir satış yaşandı. Üçüncü çeyrek rakamları çok iyi gelmesine rağmen. Farklı farklı diğer noktalarda da biz bu büyüme risklerinin bilanço açıklamalarının içinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Avrupa Merkez Bankası tarafına geçelim. Yani bu bir sürpriz değildi herhangi bir değişiklik yapmaması, faiz arttırmaması daha doğrusu. 10 defa üst üste faiz artışı gerçekleştirdi. Daha sonra bu toplantıda dün faiz arttırmadı. Bu yayını 27 Ekim Cuma günü çekiyoruz. Neden sorusu altında enflasyon hedefte değil, değil mi? Yani çok o zaman enflasyon hedefte değil, faiz artmalı yorumları gerçekçi olsaydı eğer faiz arttırması lazım. Burada önemli olan şey kredi standartlarının, kredi koşullarının, kredi talebinin gidişatı ve bunun dönüp dolaşıp enflasyona olan etkisi. Yani bu para politikasının gecikmeli etki dediğimiz noktada daha çok öne çıkması. Zaten bunu Avrupa Merkez Bankası da karar metninde şu sarıyla çizdiğim yerde anlatıyor. Yani bundan sonra yeni bir faiz artışını ilk seçenek olarak değerlendirmektense ilk başta gecikmeli etkiyi biraz daha iyi görmeye çalışacaklar. Şu Trade'da yazdığım Avrupa kredi standartları analizinde işte 24 Ekim tarihli bunu okuduğunuz zaman durumu biraz daha iyi anlayabilirsiniz. Bunun en alt noktası sonuç olarak
krediler tarafında talepte yaşanan düşüş günün sonunda enflasyon tarafına da olumlu yansıyacağı için bu raporları takip etmek Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın gelecekte atacağı adımları anlamamızı kolaylaştırır. Bugün açıklanan rapor Avrupa Merkez Bankası tarafında yeni bir faiz artışını desteklemiyor demişiz. Faiz de artmadı zaten. Peki şöyle bir inelim. İkinci konu, tamam faiz arttırmasın ama enflasyon hedefte değil, dolayısıyla bilanço azalımını arttırsın yorumları vardı arkadaşlar. Karar metninde net bir şekilde ortaya çıkıyor ki pandemi dönemindeki yaratılan portföy 2024'ün sonuna kadar tekrardan yatırıma döndürülmesi hedefleniyor. Intent to reinvest diyor. Burada intent tabii önemli bir kelime ama gene de 2024 sonuna kadar o pandemi döneminde alınan tahviller yeni yatırıma dönüşecek. Peki neden böyle bir şey diyor? Yani bilanço azalımını niye hızlandırmıyor? Çünkü tahvil getirilerinde çok ciddi yükselişler yaşadık arkadaşlar. Ve bu higher for longer düşüncesi benim oldukça sorguladığım, biliyorsunuz. Bu düşünce, bu mentalite de yavaş yavaş piyasadan uzaklaşmaya başlıyor. Bunu da nasıl gösterebilirim size? Burada Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in 2024'teki politika faizi fiyatlamalarını görüyorsunuz. Arkadaşlar, Eylül ayına geldiğimiz zaman şuradaki faiz indirimi fiyatlamaları net olarak ortada. Artık ABD Fed tarafında da Temmuz'dan itibaren bir indirim olacağı fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nda Haziran'dan itibaren bir indirim sürecine gireceği planlanıyor. Eğer bu jeopolitik riskler daha da kötüleşirse, global büyüme, global riskler daha da artarsa bunun biraz daha öne çekilme durumu da söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu durumda higher for longer, yani ne kadar daha etkili olabilir? Bunu ben çözümlemekte zorlanıyorum. Dolayısıyla bu getiri seviyeleri, bu nominal getiri ve bu reel getiri seviyeleri özellikle uzun vadeli ABD hazine kağıtlarında bana iyi bir yatırım fırsatı sunduğunu sinyalini veriyor açıkçası. Bunu da bir süredir paylaşıyorum zaten. Şimdi bunu da belirttikten sonra artık Amazon ve Meta'nın bilançolarına geçelim. Ama öncesinde gördüğüm, yani biz bu hafta hangi bilançoları aldık? Tabii çok bilanço aldık. Bu hafta bilanço sezonunun en yoğun haftasıydı. S&P 500'ün piyasa değeri olarak %40'ını içeren bir grubun bilançosunu aldık. Ama öne çıkanlar işte yani muhteşem yedili bazında da işte ağırlık bazında da endeks ağırlığı bazında da. Microsoft, Google, ondan sonra Meta, Amazon, bu dördü oldukça önemliydi arkadaşlar. Intel gibi farklı farklı oyunculardan da, Snapchat gibi farklı farklı oyunculardan da bilanço açıklamalarını aldık. Bu geçen haftaki Tesla ve Netflix'i de hesaba kattığım zaman benim gördüğüm genel yapı, İşte bu teknoloji, mega sermaye teknoloji oyuncuları da şudur arkadaşlar. Birincisi, yani yapay zeka. Bütün CEO'lar yapay zeka açıklamalarını resmi rakamların altındaki o bedik koydukları işte bu çeyrek şöyle perform ettik, böyle perform ettik açıklamasının içine ekliyorlar. Hatta Meta'da da birazdan göreceğiz ki Mark Zuckerberg yani kaç defa artificial intelligence AI dedi. Ben saymakta zorlandım. Yapay zeka net olarak ABD'nin mega sermaye teknoloji şirketlerinin ortak noktası. Burada
CEO'lar çok net bir şekilde yatırımcılara sinyaller de veriyorlar. İkinci konu faaliyet karlarında artış. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Bu daha büyük bir döngüye işaret ediyor. Biz 2022 yılında teknoloji isimlerinde çok yoğun işten çıkarmalar ve günün sonunda verimlilik artışı yapabilecek, yani bunun en yumuşak söylemi bu, verimlilik artışı yapabilecek operasyonel adımlar gördük. Pandemi döneminde biliyorsunuz asıl olay işte dijitalleşme sürecinde büyümeyi öne çıkaran adımlardı. İşte Amazon, AWS tarafında daha aktif olduğu, ne bileyim daha fazla depo açtı vesaire, Facebook işe alımları arttırdı, Microsoft keza çok daha fazla insan hayretti, işe aldı vesaire. Ama biz 2022'de verimlilik artışı işte dönemine girdik. Karlılık odaklı bir döneme girdik. Şimdi burada faaliyet karlarının artması ve yapay zekanın öne çıkartılarak bulut sistemlerde, özellikle işte Microsoft olsun, Amazon'da da bir taban oluşumu var gibi AWS büyümesinde. Bu gibi noktalarda yapay zekayı da öne çıkartarak verimlilikten biraz daha yapay zeka bazlı büyüme modeline doğru geçiş söz konusu. Bu da tabii dönüp dolaşıp şirketlerin sermayelerini bu alana daha çok yoğunlaştırmaya yöneltiyor. Yani aslında güzel olan şey şu: bu büyük resimde eğer bu higher for longer, yani daha yüksek, daha uzun süre iş teması politika faiz açısından bir çözülürse ve biz faiz indirimlerini düşündüğümüzden de erken başlarsak, mega sermaye teknoloji şirketleri yapay zekayı kullanarak yatırımcılara çok iyi bir büyüme fırsatı sunacak. Ve bu şirketler yani 50-100 milyar dolarlık pazar payına sahip şirketler değil, trilyon doların üzerinde işlem gören şirketlerden bahsediyorum. Dolayısıyla trilyon dolar da olsa pazar değeri, piyasa değeri hala çok iyi büyüme gerçekleştiriyorlar ve daha da iyi büyüme sunabilecek bir vizyona da şu noktada sahipler. Ticarileşmede Microsoft başı çekiyor ama Amazon'da, işte Meta Platforms'da, Google arkadan gelse de takip ediyor arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki Intel'in bile, şuradan açayım hatta, yani Intel yapay zeka çiplerinde çok geri kalmış bir oyuncu olmasına rağmen Intel'in bile CEO'su, şuradan şey yapalım, Intel'in bile CEO'su yani şu cümleyi kuruyor: "We bring AI everywhere." Yani bu gerçekten çok kalıcı bir trend. Yani Intel hissesi şu anda PC piyasasıyla daha çok hareket ediyor. Onu da zaten takip edenleriniz bilir, yani o PC piyasasında bir taban oluşması ile ilgili yorumlarımız olmuştu vesaire. Dün hisse %7 yükseldi. Bu ne demek oluyor? Eğer işte belirttiğim koşullar gerçekleşirse endeks açısından jeopolitik riskler kısa vadeli tehdit yaratıyor ama yapay zeka bazlı büyüme artı iskonto oranının düşme olasılığı 2024'te endeksle ilgili olumlu bir senaryoyu da işaret edebilecek bir gelişme. Şimdi bunu söyledim. Genel işte teknoloji isimlerinden aldığımız trendler bu şekilde. Amazon için hemen hızlıca rakamlarını geçelim. Net satışlar arkadaşlar %13 büyümüş durumda. Yani ciro %13 büyümüş durumda 3. çeyrekte takvim yılına göre ve 143,1 milyar dolara ulaşmış. Geçen sene aynı çeyrekte
127,1 milyar dolardı. Burada AWS bulut sistemler tarafındaki büyüme %12 arkadaşlar ve 23,1 milyar dolar. Şimdi şurayı bir AWS kısmını açalım ve gösterelim size. Amazon'a giriyoruz. F5 yapalım. Üçüncü çeyrekteki büyümesi aşağı doğru iniyorum. Amazon Web Services. Yani geçen sene Eylül ayında, geçen sene üçüncü çeyrekte %27 büyüyordu. Oradan çok hızlı bir aşağı doğru gidişat oldu. Şu anda gene %12'de. Yani burada bir taban oluşumu var gibi gözüküyor. Ama daha da önemlisi AWS'in arkadaşlar karlılığı artıyor. Yani zaten en karlı bölümü Amazon'un bu yapay zeka uygulamalarını daha çok ekleyerek o tarafın faaliyet karını da arttırabiliyor. Şimdi gelelim operating income faaliyet karına baktığımız zaman 11,2 milyar dolar gerçekleşmiş. Geçen sene aynı çeyrekte 2,5 milyar dolardı bu arkadaş. Ve AWS tarafına bakın yani 7 milyar dolar geçen sene aynı dönem 5,4 milyar dolar. Yani büyüme %12 ama faaliyet karındaki artış bundan çok daha fazla durumda. Yapay zekanın önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Net kar rakamını görüyoruz, hisse başı karı görüyoruz. Ondan sonra aşağı doğru iniyoruz. İşte serbest nakit akışı vesaire. İlgilenenler tek tek hepsine bakabilir. Burada Amazon'un CEO'sunun yaptığı açıklamada burasından itibaren olan kısım çok önemli arkadaşlar. AWS Team Continues to Innovate diye başlayan taraf önemli. Çünkü particularly in generative AI, combination of our custom AI chips. Şimdi Amazon bir yapay zeka startup'ına, Anthropic'e yatırım yaptı. Yaklaşık bu yatırım miktarda 4 milyar dolara ulaşacak. Ve kendi yapay zeka çipini de üretmeye başlıyor. Yani bu olay artık sadece Amazon tarafı sadece bir e-ticaret ve bulut sistemi şirketinden çıkıyor. Bir yapay zeka şirketine doğru da evrilmek istiyor ve kendi çipini dizayn ediyor ve ürettiriyor günün sonunda. Burada birçok şirket de bu özellikleri kullanmaya başlıyor. Yani burada yazmış Booking.com hepimizin bildiği bu. İşte United Airlines hepimizin bildiği bu vesaire. Run Generative AI Workloads. Yani Generative AI Workloads'larını Amazon üzerinden kullanan bir yapıda arkadaşlar. Bunu net bir şekilde anlıyoruz. Ve Amazon'u biraz daha böyle işte e-ticaret bulut sistemlerin dışında yapay zeka tarafında ekleyip artık bir holding zaten bu mega sermaye teknoloji şirketleri yani yeni nesil değer şirketi yani hem büyüme hem karlılık sunan aynı zamanda yeni nesil holding denilebilir. Burada geçmişte bulut sistemleri tepeye koyuyorlardı. Şimdi bulut sistemler tarafına yapay zekayı da ekleyerek hatta onu yapay zekayı daha da üstüne çıkartarak bir holding yapısı şekline dönüşüyor. Bayağı heyecanlı bir durum. Bunları dedikten sonra şu Amazon'un hızlıca bir grafiğine bakalım. Şuradan hedef fiyatlara bakalım ve değerlendirmemizi sonlandıralım Amazon tarafına. 200 günlük ortalamasına gelmiş durumdayız arkadaşlar. Dün kapanış 119,57. Bilanço sonrası 127'ye yükseldik. Şimdi bu oldukça iyi. Yani 200 günlüğünün aşağısına kırmadık ve 127'lerde şu anda seans öncesi bulunuyoruz. ANR dersek bunu analistlerin 12 aylık hedef fiyatlarına. Morgan Stanley 175, Goldman 190, aşağı hani önce JP Morgan 190 yani bayağı bullish bir görüntü var. 119,57'lik fiyatta %45'lik bir 12 aylık getiri potansiyeli sunuyor. İşte 127'ye bunu şey yaparsanız hala hatır sayılır bir return potansiyeli var. Dolayısıyla Amazon bence şu noktada bu bilançosu sonrası
jeopolitik risklerin astronomik boyutlara ulaşmadığı düşüncesi altında bir alım fırsatı sunuyor. Bunu söyleyebilirim. Düşüş yaşanırsa da jeopolitik riskler nedeniyle, örnek veriyorum, 127'den açtı. Yani gelecek hafta daha tatsız haber akışı geldi vesaire ve biz inmeye başladık diyelim ki, işte S&P 500 4050'ye doğru gerilemeye başladı diyelim. Böyle bir senaryo düşünelim. Orada da eğer yani 120'lere doğru tekrardan şuraya doğru bir hareket ederse, aslında şirketin kendi iç dinamiklerinin pazar riskine göre nasıl daha iyi gittiğini ve uzun vadeli bir alım fırsatı yarattığını bir kez daha aklımıza getirmemiz lazım. Bunu da unutmayalım derim. Şimdi gelelim Meta Platforms tarafına. Bunu aşağı doğru çekelim. Meta'da ilk başta yatırımcı toplantısında CEO'nu Mark Zuckerberg'in konuşmasından bazı noktaları öne çıkartacağım size. Daha sonra rakamlara geçeceğiz. İlk başta şuraya bakalım. Şu cümle. AI tarafında a ton of innovation, yani yeni tüketiciler için yeni AI deneyimleri. Meta AI bir ürün olarak bu Meta AI'yı çıkarmalarım. Launching our AI Studios. AI Studios. AI. İniyorum. AI. 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 Yani ve daha aşağı doğru da devam ediyor arkadaşlar. Şimdi asıl kilit nokta. 2024 ile ilgili olarak yatırım öncülüğü, yatırımdaki sıralamada en öne çıkan şey ne olacak? Sizce yani bu olacak yani. Yapay zekanın en önemli yatırım noktası olacağını öne çıkartıyor. Ve ilginç bir şekilde yeni işe alımlar bu konuda yapmaktansa ilk başta o talent'ı, çalıştırdığı işte mühendisleri vesaire AI üzerinde fokuslandırmak istiyor arkadaşlar. Ve bu tabii şunu diyebilirsiniz, Metaverse arka planda mı kaldı bu durumda? Metaverse'e de değiniyor. İşte product güncellemelerinden yapay zekayı baya baya anlattıktan sonra şurada ikinci bir nokta olarak Metaverse tarafına değiniyor. Ama burada yani ismini Meta olarak değiştirse de şu anda ticarileşme daha fazla platformlardan etkileşim almada vesaire de yapay zekanın daha çok öne çıktığını net olarak farkında arkadaşlar. Hatta bu ticarileşme noktasında daha doğrusu özür diliyorum etkileşim noktasında %7'lik Facebook üzerinde artış, %6'lık Instagram üzerinde artış geçirilen zaman tamamıyla yapay zekanın daha iyi feedler vermesiyle gelen bir durum. Dolayısıyla Meta Platforms bu tarafta oldukça 2024'te de yatırımlarını da bu tarafta yoğunlandırarak aktif olmayı kafaya koymuş durumda. En azından CEO net olarak bunu bu bilanço bu kar yatırımcı toplantısında belirtiyor. Peki gelelim diğer bir nokta. Yani Meta'nın rakamlarındaki karlılık tarafındaki iyileşme de bence en önemli nokta. Harcamaların ciroya bağlı olarak azaltılması. Yani çok net bir şekilde bir düşüş durumu söz konusu arkadaşlar. Artık harcamaların gerilemesiyle beraber cirodaki yükseliş işte daha fazla yapay zeka ile beraber büyümeye odaklanabilir bir yapıda. Yani verimlilik yılından yapay zeka odaklı büyüme yılına hala ama kostları, maliyetleri kontrollü tutarak bir geçiş durumu söz konusu.
Şimdi gelelim hemen buradan rakamları biraz hızlıca geçelim. Üçüncü çeyrekte 33,6 milyar dolarlık bir ciro durumu söz konusu. Segmentlere baktığımızda yani detaylı olarak bakabilirsiniz de şey yapmayacağım. Zaten asıl olay dijital reklam pazarı biliyorsunuz. Net income'daki bu gidişat işte verimlilik artışıyla beraber net olarak ortaya çıkıyor. Bunun daha da artması yapay zeka bazlı büyüme taraflı gerçekleşecek. Hisse başı kârdaki durum vesaire vesaire. Şurada yani daily active user'ların yani rakamına bakıyor mu? Görebiliyorsunuz değil mi? 3,14 milyar kişi daily active user. Yani aylık aktif kullanıcı 3,96 milyar kişi. Şimdi Amazon nasıl e-ticaret tarafında çok yüksek bariyerlere sahipse, yani siz gidip Amerika'da bir e-ticaret şirketi yatayda açmaya kalksanız Amazon'u geçebilmeniz imkansız. Yani o işin batacağı veya yani yatayda iyi bir şekilde gitmeyeceği aşikar. Dikey'de bunu yapmaya çalışanlar var. Ben mesela örnek veriyorum sadece evcil hayvanlar için bir e-ticaret ya da sadece örnek veriyorum kontak lens için bir e-ticaret vesaire. Bunu bu tarz noktada yapmaya çalışanlar var. Ama Amazon domine etmiş durumda. Zaten FX tarafına baktığımızda da dolardaki yükselişten olumlu etkileniyor Amazon. Meta'da bunu sosyal platformlar tarafında elde ediyor. Bu yüksek bariyerlere. Yani siz Meta'yı yeni bir sosyal iletişim platformuyla tehdit edebilmeniz bu noktada çok zor. Şimdi bu kadar yüksek bariyerler kendi alanlarınızda oluşturduğunuz zaman yeni yatırımları da doğru seçerseniz o zaman büyüme ve karlılık tarafında ciddi bir avantaj sağlıyorsunuz. Ve bu büyüme ile ilgili olarak da herkesin ortak noktası şu anda 2024'te yapılacak yatırımlarda yapay zeka arkadaşlar. Bunu daha da çok hani yayını da çok aşırı derecede uzatmamak için şimdi hızlıca bir Meta'nın analist tahminlerine bakalım. Meta kapanışı arkadaşlar yani şu grafikten bir göstereyim size. Çok iyi değildi. Yani üçüncü çeyrek rakamları iyiydi. Dördüncü çeyrekle ilgili olarak bu jeopolitik gelişmelerin bir miktar etkisiyle piyasanın biraz risk iştahını bozabilecek işte ciro biraz daha negatif etkilenebilir Orta Doğu gelişmelerinden dolayı. Çünkü global ekonomiye çok bağlı dijital reklam pazarı. Ve bilançosunu açıkladıktan sonra şu hareketi yaptı arkadaşlar. Düşüş hareketini yaptı. Şu an dün kapanış 288, şu anda 292 seviyesinde. Gidip ama analistlerin tahminlerine baktığımız zaman Morgan Stanley 375, işte JP Morgan 420, Jefferies 400 aşağı doğru iniyorum. Mesela Citi 425 vesaire. Mevcut fiyatta bakıldığında 12 aylık çerçevede %31'lik bir getiri potansiyeli var. Şimdi şöyle bir düşünelim. Amazon şu anda alım yapmak için daha iyi bir seçenek. Meta tarafı jeopolitik riskler ve global ekonomi üzerinde etkisi. Bunun tabii ki dijital reklam tarafında dördüncü çeyrekte bir miktar soru işareti yaratması. Belki düşüşlerde alım fırsatı olarak değerlendirme bazında daha çok öne çıkabilir. Ama gene de açalım şeyi, grafiği. Yani sene başından beri bu yaptığı rally sonrası bir miktar geriledikten sonra şirket bazlı yani o bir miktar gerilemenin sebebi de işte bahsettiğim gibi piyasa riski ağırlıklı olarak. Jeopolitik taraf ağırlıklı olarak. Yani 273 vesaire hani buralar olursa hatta 273 belki aşağı şey yaptı diyelim. 250'ler
işte 200 günlük hareketli ortalaması buralar görüldüğü takdirde bu uzun vadeli çok net bir alım fırsatı bence. Ama buna işte koyduğum şeyler higher for longer'ın anladınız çökmesi, o fiyatlamaların çözülmesi bu tabii ki oldukça önemli bir değişken. Jeopolitik tarafın yani, katastrofik boyutlara gitmemesi de önemli bir değişken vesaire. Bu gördüğünüz desteği 273 seviyesinde yani iyi bir korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü üçüncü çeyrek rakamları gayet iyiydi ve yani CEO yapay zekayı tak diye ortaya koyuyor. 12 aylık ortalama beklentilerde de %30'un üzerinde bir potansiyel var arkadaşlar. Dolayısıyla Meta'yı biraz daha izleyip hareket etmemiz lazım. Ama düşüşler veya tekrardan mesela yükselişte tekrardan şu 100 günlüğünün 300'ün üzerine doğru çıkmaya başladı. Bunun tekrardan şöyle 330'lara gideceği aşikar bir noktaya gelir. Oradan bir alım yapmak daha iyi bir seçenek olabilir. Ama ben gerçekten yani bu muhteşem 7'nin yapay zeka vizyonunu ve 2024'te Meta'da gördüğünüz açtım gösterdim. Yatırım önceliğinin buraya verilecek olması çok çok önemli arkadaşlar. Ve o yüksek bariyerler doğru yatırım tercihleriyle beraber bir de verimliliği oluşturduysanız nasıl hisselere olumlu yansıyabilir çok net görülüyor. Zaten şu sene, bu seneki şuradaki Ekim ayından itibaren 2022 Ekim ayından itibaren yükselişe baktığınızda bunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Durum budur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim ama tabii ki kapanışı yapmadan önce de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutlarız. Tüylerimizin diken diken olduğu bir hafta sonu yaşayacağız. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.